Flash CS4 yazılımını kullanarak 3 boyutlu animasyonlar da yapabilmekteyiz. Ancak 3 boyutlu animasyonları yapabilmemiz için ActionScript 3.0 temelli bir flash dosyası oluşturmamız gerekmekte. O zaman 3 boyutlu bir animasyon yaratmak için ActionScript 3.0 temelli ilk dosyamızı oluşturalım. 3 boyutlu animasyonlarımızı oluşturabilmek için öncelikle bir kütüphane elemanı oluşturalım. Basit bir şekilde ekrana bir uçurtma çizeceğim. Uçurtmayı çizmek için öncelikle bir dörtgen çizdim. Dörtgenimi Free Transform Tool aracı ve Shift tuşunun yardımıyla 45 derece döndürüyorum. Çizim aracımdan çizgi aracını alarak dörtgenimin dört farklı parçaya bölüyorum ve her bir par parçayı farklı bir renge boyamak için ilgili parçaları seçip bunlara farklı renkler atıyorum. Uçurtmamızın ip kısmını da çizelim. Bunu yapabilmek için çizgi aracıyla dörtgenin alt köşesinden bir çizgi çiziyorum. Seçim aracını alıp klavyemden CTL tuşuna basarak eğime işlemi yapacağım yerde mouse'umu çekerek bu çizginin ikiye bölünmesini sağlıyorum. Çizginin sağ tarafını farklı bir eğime sol tarafını da farklı bir eğime getirip uçurtmamın ipinin de tamamlanmasını sağlıyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz çizimi bir kütüphane elemanına dönüştüreceğiz. Bunu yapmak için seçim aracını aldım. Daha büyük bir alan seçip kütüphaneye bırakıyorum. Oluşturacağım kütüphane elemanının tipi Movie Clip, ismi ise uçurtma. Şimdi bu uçurtmayı kullanarak bir 3 boyutlu bir animasyon yapalım. 3 boyutlu animasyon yapabilmemiz için 3 boyut araçlarını kullanacağız. 3 boyut araçları araç kutumuzun içerisinde 3, 3D Rotation Tool ve 3D Translation Tool olarak iki farklı şekilde bulunmaktadır. Öncelikle biz 3D Rotation Tool'u kullanalım. 3D Rotation Tool'u kütüphane e, araç çubuğumdan seçiyorum. Araç çubuğumda bu aracı seçmemle beraber sahne üzerinde seçili olan cismin üzerinde eksenler üzerinde değişiklik yapmamı sağlayan bir alan belirmekte. Bu alanda yeşil çizginin üzerinde sürükle bir akışlama yaparsam sahne üzerindeki nesnemin Y eksenine döndürülmesini kırmızı üzerinde sürükle bırak işlemi yaparsam, saniye üzerindeki nesnenin X eksenine döndürülmesini. Mavi üzerinde sürükle bırak işlemi yaparsam, Z eksenine döndürülmesini ya da en dıştaki turuncu sarı daire üzerinde sürükle bırak işlemi yaparsam, X, Y ve Z ekseninde servis bir şekilde döndürülmesini sağlayabilirim. Şimdi animasyonumuzu yapalım. Animasyonumuzu yapabilmek için Animasyonumuzun uzunluğunu belirliyorum. 50 karelik bir animasyon yapmak istiyorum. Dolayısıyla 50. kareyi sağ fareyle seçip Insert Frame diyerek animasyonun buraya kadar uzatılmasını sağlıyorum. Şimdi animasyonu yapabilmek için zaman içerisinde uçurtmanın farklı dönmelere sahip olmasını istiyorum. Ve farklı konumlarda yer almasını sağlıyorum. Bir cismi 3 boyut ekseni üzerinde hareket ettirmek için kullanabileceğimiz diğer aracımız ise 3D Translation Tool. 3D Rotation Tool cismimizi 3 boyut eksenler üzerinde döndürmeye yarıyor. 3D Translation Tool ise cismimizin 3 boyut eksenleri üzerinde hareket etmesini sağlıyor. Şimdi öncelikle animasyonumuzu yapalım. Daha sonra Rotation Tool ve Translation Tool kullanarak çalışmamızı tamamlayalım. Animasyonu yapabilmek için katmanın üzerindeki herhangi bir nokta üzerinde sağ fareyle açılan menüden Create Motion Twin diyorum. Animasyonun 15. karede farklı bir dönmeye sahip olmasını istiyorum. O yüzden Rotation Tool'u seçtim. Cismimi seçiyorum. Cismimi Y ekseninde ve z ekseninde döndürüyorum. Cismimin 25. karede daha farklı bir dönmeye sahip olmasını istiyorum. Bunu da belirliyorum. Ve aynı zamanda 25. karede cismimin 3 boyut eksenlerinde farklı bir konumda yer almasını istiyorum. Bunu yapmak için araçlar çubuğundan 3D Translation Tool'u seçiyorum. Siyah nokta ile cismimin z ekseninde hareketini yeşil ok ile cismimin y ekseninde hareketini, kırmızı ok ile de cismimin x ekseninde hareketini sağlayabilirim. Cismimi x ekseninde biraz geri getiriyorum ve z ekseninde bize daha çok yaklaşmasını sağlıyorum. 40. karede cismimi farklı bir noktaya taşıyacağım. 3 boyut ekseninde dolayısıyla 3D Translation Tool seçili. Cismimi seçiyorum. Cismimi z ekseni üzerinde farklı bir noktaya taşıyorum. Y ekseni üzerinde farklı bir noktaya taşıyorum ve rotation tool'u kullanarak cismimin tekrar döndürülmesini sağlıyorum. Şimdi animasyonumu izleyebilmek için kontrolden test movie seçeneğini seçiyorum ve animasyonumu izliyorum. Gördüğünüz gibi 3D araçlarını kullanarak flash içerisinde 3 boyutlu animasyonlar yapabilmeniz mümkün.